Önceki videolarda da yaptığımız üzere diyelim ki elimizde y'nin x'e göre türevi eşittir y olan ve başlangıç değeri y 0 eşittir 1 olarak verilen bir diferansiyel denklem olsun. Verilen bu başlangıç değerine ait özel çözümü ise y x eşittir e üzeri x olarak verilmiş olsun. Eğer fonksiyon notasyonuyla yazmak istemiyorsak yalnızca y eşittir e üzeri x olarak da yazabiliriz. Şimdi buraya kadar iyi güzel ve her şey gayet yerinde. Bu ayrılabilir bir diferansiyel denklem ve her şeyin kolayca integralini alabiliriz öyle değil mi? Ama diferansiyel denklemler dünyasında daha ileriye gittikçe göreceksiniz ki çoğu diferansiyel denklemi çözmek hiç de kolay olmuyor Hatta bunların çoğunu analitik yöntemler kullanarak çözemiyoruz bile. Peki, durum böyleyken ne yapabiliriz? Güzelce bir durumu tanımladık, diferansiyel denklemler yardımıyla durumun modellemesini yaptık ama analitik olarak çözemiyorsak vazgeçmemiz mi gerekir? Bu sorunun cevabı tabii ki de hayır. Asla vazgeçmiyoruz çünkü artık bilgisayarlar var ve bilgisayarlar sayısal metotları kullanmakta gerçek gerçekten çok iyiler. Özellikle de bir diferansiyel denklemin sonucunu yaklaşık olarak tahmin eden sayısal metotları kullanmakta oldukça iyiler. Peki bunu nasıl yapıyoruz? İşte bu videoda özel bir çözümü tahmin etmek için kullandığımız en basit sayısal metodu birlikte keşfedeceğiz. Şimdi öncelikle buraya küçük bir tablo çizeyim. Şöyle küçük bir tablo. Aslında şöyle sol tarafa çizeyim. Evet küçük bir tablo. Önce x sonra y sütunu. Evet x y sonra da dy bölü d X sütunu eğim alanını oluşturmak için böyle küçük bir tablo oluşturabilirsiniz. Burada XY X, Y düzleminden X'leri ve Y'leri seçebilirsiniz ve böylece birinci mertebeden bir diferansiyel denklemin o noktalardaki eğimlerini bulup eğim alanını oluşturabilirsiniz. Şimdi biz de aslında buna benzer bir şey yapacağız ama eğim alanı oluşturmak yerine buradaki başlangıç değeri ile başlayacağız. Y 0ın 1'e eş olduğunu görebiliyoruz. O zaman bu diferansiyel denklemin özel çözümünün bu noktayı sağladığını biliyoruz. Dolayısıyla bu noktayla başlayacağız. x eşittir 0 noktası ile başlayacağız. Bunu farklı bir renk ile yazayım. Şimdi x eşittir 0 noktası ile başladık. O zaman y eşittir 1 olur. O da tam olarak buradaki nokta. Peki öyleyse bu noktadaki türev nedir? Bu diferansiyel denklemin herhangi bir çözümü için bu noktadaki türevin y değerine eşit olacağını biliyoruz. O zaman bu durumda türev y değerine eşit olacak yani 1 olacak öyle değil mi ve genel olarak eğim alanlarında da gördüğümüz üzere eğer türev x'in bir fonksiyonu veya x'in bir fonksiyon olarak y türünden ifade ediliyorsa o zaman o noktadaki teğet doğrusunun eğimini bulabilirsiniz. Öyleyse bu noktadaki eğimin 1 olduğunu söyleyebilir ve hatır da bunu da şöyle çizebiliriz. Evet. Bunu birçok farklı nokta için yapmak yerine şöyle diyebiliriz. Eğimin sürekli değiştiğini veya çoğu durum için değiştiğini biliyoruz ama varsayalım ki bir sonraki x'e kadar sabit kalsın ve bu varsayımı kullanarak bir sonraki y değerini tahmin edelim. Peki şimdi ne demek istedim? Bir sonraki x derken aslında bir adımdan bahsediyorum. Kafa karıştırmaması için delta x eşittir 1 olsun. X'lerdeki değişim bir birim olsun. Şimdi x eşittir 0'dan ileriye doğru bir adım atacağız. Buradan x eşittir 1'e doğru bir adım ilerleyelim. Şimdi de birlikte aslında bunu kullanmasam daha iyi olur. Sarı rengi asıl grafiği çizmek için. E, yani asıl e üzeri x'i çizmek için. Evet, evet. x eşittir 1 diyelim. Delta x'imiz 1 olduğu için burada sadece 1 eklemiş olduk. Buradaki küçük tahmin grafiğimizde şöyle bir şey yapalım. Aralık boyunca eğimin sabit kaldığını kabul edelim. Peki bu bizi nereye götürecek? Eğer y 1'deyse ve eğim de 1 ise x'teki artış için y değerini de 1 arttırmam gerekecek değil mi? O zaman y de 1 artacak ve 2 olacak. Bu noktayı da şöyle işaretleyebiliriz ve bunun nereye doğru gittiğini fark etmiş olabilirsiniz. Eğer bu nokta eğri üzerinde, çözüm üzerinde gerçek bir nokta olsaydı ve sağlasaydı, o zaman türevi ne olurdu? Türev y'ye eşit olurdu, değil mi? Teğet doğrusunun eğimi y'ye eşit olacak. Öyleyse bu durumda teğet doğrusunun eğimini 2 bulacağız. Bunu grafikte de gösterebiliriz. Onu da Şöyle şu renkte göstereyim. Evet, 2 olacak. Buradaki teğet doğrusunun eğimi 2. Peki bunun anlamı ne? Eğer delta x'imiz kadar bir adım daha atarsak o zaman x'imiz 2 olur. Buna karşılık gelen y hangi değeri alır? Şimdi bir bakalım. x doğrultusunda arttırdığımız her 1 için y doğrultusunda 2 arttırmamız gerekiyor öyle değil mi? Çünkü eğim 2. Öyleyse bir sonraki 4 olmalı ve y eşit 4 bulmalıyız. Sabit eğim olduğunu varsaydığımız için bu noktaya gittiğimizi düşünebiliriz. Şimdi yine aynı şeyi yapabiliriz. Diferansiyel denkleme bakarak dy bölü dx'in y olduğunu varsayarsak buradaki teğet doğrusunun eğimi y ile aynı şey olmalı. Yani 4 olacak. O zaman x'imizi yine 1 arttırırsak. Aynı şekilde x'imizi yine 1 arttıralım dedik. Ya tabii burada e, 10 da arttırmış olabilirdik. 0,01 de arttırmış olabilirdik ve hangisinin daha iyi bir sonuç vereceğini tahmin etmiş olabilirsiniz değil mi? Ama şimdilik 1 arttırdığımızı varsayıyoruz. Bu bizim kabulümüz. Eğimimiz de 4 olduğu için o zaman y'yi x'i 1 arttırdığımıza göre y'yi 4 arttırmalıyız mız gerekiyor değil mi? Dolayısıyla y 8 olmalı. Öyleyse şimdi 3,8 noktasındayız. O da tam olarak buradaki nokta. Bu bir sonraki adımda şu şekilde gözükecek. Evet ve gördüğünüz üzere sadece böyle yaparak özel çözümün nasıl göründüğünü tahmin edemedik. O zaman bir saniye, bunun iyi bir tahmin olmadığını nereden biliyoruz ki diye sorabilirsiniz ve bu soruya cevap olarak hedefinizin ne olduğuna göre değişir diyebilirim. Sonuçta bunu sadece el ile çizdim, bir bilgisayar yardımıyla çizmedim ve bunu elimle çizmek istediğim için delta x için büyük adımlar kullanmayı seçtim. Daha iyi bir tahmin elde etmek isteseydim delta x'i küçültebilirdim. Daha da küçük yapabilirdim değil mi? O zaman bir de öyle yapalım. Başka bir senaryo deneyelim. Bu senaryoda delta x eşittir 1 yerine diyelim ki delta x 1 bölü 2 olsun. Evet yine aynı şekilde x, y ve y'nin x'e göre türevi tablosunu oluşturalım. Evet şimdi İlk noktayı biliyoruz. Bize bu başlangıç değerini vermişler. x 0 olduğunda y 1'miş. O zaman teğet doğrusunun eğimi 1 olmalı ama bu sefer x'i 1 bölü 2 arttırdığımıza göre x değeri 0,5 olur. Peki yeni y değeri kaç olur? x 0'dan 0,5'e olan eğimimizin 1 olduğunu varsayıyoruz. Eğimimiz 1 ise x'i 0,5 arttırdığımız zaman y'yi de 0,5 arttırmış oluruz ve bir ulaşırız öyle değil mi? O zaman grafikte 0,5 ve 1,5 noktasına gidelim. O da buradaki nokta oluyor. Aslında bunu görmekte zorlanıyor olabilirsiniz. 0,5 ve 1,5 noktası tam buradaki nokta. Yani eğimimiz de böylece bir buçuk olur. O da şu şekilde. Evet şu şekilde aslında bu kadar dik olmayacak. Daha iyi bir tahmin olduğunu göstermek için abartmak istemiyorum. Burası biraz karışmaya başladı bu arada ama aşağı yukarı bu şekilde gözükecek ve eğer bu işlemleri yapmaya devam ederseniz şimdi eğimimiz 1.5 x'i bir 0.5 kadar daha arttırdığımız zaman 1'e gelmiş oluyoruz değil mi? x'i 0.5 arttırdık eğimimiz 1.5'tu. y değeri de bunun yarısı kadar 0.75 artacak ve 2.25 5'e varmış olacağız. Öyleyse şimdi apsisi 1 ve ordinatı 2,25 olan noktaya gelelim. O da kabaca şuradaki nokta. Unutmayın bu bir öncekine göre daha iyi bir tahmin. Sorudaki denkleme göre y1'in değeri e'ye eşit olmalı. Asıl çözümde y1 eşittir e olmalı. 2,7 gibi gibi değil mi? Şimdi bir önceki seferde y1 bizi 2'ye ulaştırdı. Şimdikinde ise 2,25'e getirdi. Farkındasınız değil mi? Her seferinde gerçek sonuca yani e'ye yaklaşıyoruz. Adımları 0,5'er atmak yerine 0,1'er atmış olsaydık daha da yaklaşmış olurduk. 0,0001'er atmış olsaydık çok çok daha fazla yaklaşmış olurduk. Böyle böyle gittikçe daha da çok yaklaşacaktık. Şimdi burada birçok farklı ilginç şey var. Aslında çoğu diferansiyel denklem ya bu şekilde ya da bu yöntem kullanılarak türetilmiş başka tekniklerle veya buna benzer başka sayısal metotlarla çözülüyor ama elbette tam olarak aynı çözüm olmuyor veya çoğu diferansiyel denklemin çözümünde temel alınan fikirle aynı metot kullanılarak çözülmüyor veya sayısal bir metot kullanılıyorsa simülasyon yapılıyor bile diyebiliriz. Çünkü çoğu analitik formlarında çözülemiyor. Peki bu metot hangi metot diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Buradaki metot Euler, evet Euler metodu diyoruz. Adını Leonard Euler'in ta kendisinden alıyor. Euler metodu. Bu metodun bu denkleme ait çözümü tahmin etmek için hatta herhangi bir diferansiyel denklemin çözümünü tahmin etmek için kullanabileceğimiz güzel yollardan biri olmasının yanı sıra bunu aynı zamanda daha yüksek hassasiyetlerde e sayısını bulmak için de kullanabilirsiniz. Her neyse umarım anlattıklarım hoşunuza gitmiştir.